güzelmiş. Tam istediğimiz gibi. Bravo. Çok iyi başarmışsın. Hadi, bitir şu işi. Tamam. Kaç oldu? Nerede kaldın? İçim geçmiş. Ne oldu? İşkiyi biraz fazla kaçırdın galiba. Neresi burası? Benim evim. Ne işimiz var burada Orçun? Sana bir masal anlatacağım. Bir katilin kurbanının fotoğraf ya da filmini çektiği en uç örneklerden biri Lahorlu Cavit İkbal'dir. Batşahi cami avlusundan kandırıp götürdüğü, fotoğrafını çektikten sonra tecavüz edip asit fıçısına attığı küçük erkek çocukların sayısı, yüzü aşıp da polisin hala kendisini durduramadığına kızınca teslim olmuştu. İşte bu nedenle çok güvenli olduğunu sandığınız mekanlarda dahi çocuklarınızı gözetimsiz bırakmayın. Merkez 45-25. 45-25 dinlemede tamam. Sevgililer Ormanı'nda bir ceset daha bulunmuş. Anlaşıldı merkez. Hadi. Başkomiserim lütfen siz oturun. Hadi hadi. Ya ben hallederim gerçekten. Siz oturun dinlenin bir kendinize gelin. İyi tamam bir şey olursa abi. Tamam. Kolay gelsin arkadaşlar. Sağ olun komiserim. Orhan başkomiserim nasıl oldu? Hala aynı, değişen bir şey yok. Geleceğim diye tutturdu, bir de zor ikna ettim. Var mı yeni bir şey? Kesik bölgeler dışında neredeyse her şey aynı. Başka bir şey yok mu yani? Birkaç ayakkabı izini arasaladık. Ya tekerlek izi? Yine aynı izler var. Sapık herif. Derdi ne acaba? Bayıltılmış mı? Doğru. Sana söylemedim Selim. Raporu merkeze gönderdim. Analiz sonuçlarına göre ilk kurbanın kanında eter izine rastladık. Şunları görüyor musun? İlkinden daha özenli kesilmiş. Ölüm nedeni aynı mı? Neredeyse her şey aynı Selim. Ayak bilekleri bağlanmış. Kafasına künç bir cisimle vurularak öldürülmüş. Arkasından boğazı kesilerek bütün vücudundaki kan boşaltılmış ve vücudunun bazı yerlerinden birkaç parça et çıkarılmış. Kanında ciddi miktarda alkol tespit ettik. Ama midesi tıpkı önceki kurban gibi boştu. Ya ölüm zamanı? 16 ila 20 saat önce diyebilirim. Bu arada üzerinde bazı artıklar buldum. Ne olduğunu tespit edebildin mi? Sanırım yemek artığı. İncelenmesi için laboratuvara gönderdim. Ne oldu? Cesedin üstünde bulunan maddelerden bir şey çıktı mı? Çıktı. Belki inanmayacaksın ama maddeler zeytinyağı ve kekikmiş. Nasıl ya? Ciddi misin sen? Bana da bir garip geldi. Rapor burada mı? Zeytinyağı ve kekik ha? Evet. Çok acayip değil mi? Oo. Başım çatlıyor. Ben size dedim ama gidin eve dinlenin diye. Ortada iki tane ceset var Selim. Nereye gidiyorum? Tamam.
Bırakın ben çözeyim şunu. Zaten çakılıp kaldım burada, hiç keyfim yok. Normaldir yani. Hastasınız. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Asıl bizim katil hasta. Arkasında hiç iz bırakmıyor değil mi? Ne düşünüyorsunuz? Katil kadınları yiyor olabilir. Ne? Büyük bir ihtimalle kadınları ayaklarından baş aşağı asıp boğazını kesiyor. Kanının akıtılması, bedenin temizlenmesi, etlerin parçalanması. Başka bir açıklaması yok. İnsanın insan eti yemesinin farklı nedenleri bulunur. Akla ilk gelen açlıktan ölmemek için ölüleri yiyenlerdir. 1972'de Ant Dağları'na düşen 45 kişilik Uruguay uçağından sağ çıkanlar, alüminyum, plastik, buz ve kayadan başka yiyecek kalmadığında yakınlarının cesetlerini tüketmiş ve 3500 metre yükseklikte kurtarılıncaya dek 2 ay dayanabilmiştir. İkinci Dünya Savaşı'nda Sibirya'da tutsak Alman askerleri ölen silah arkadaşlarını, aç kalan Japon askerleri de tutsak 5 Amerikan hava subayını bu nedenle yemiştir. Bunu nasıl buldun? Vasat. Başka birini bulamadım. Ya yeterince uğraşmıyorsun çünkü. Hep ben yapıyorum. Hep ben çalışıyorum. Ne o? Şimdi de şikayet mi ediyorsun? Hayır ama arada bir takdir edilmek de hakkım değil mi? Sürekli eleştiriyorsun. İyi tamam, anladık. Ne zaman buluşuyorsunuz? Yarın gece. Kız kardeşi için kayıp başvurusunda bulunan Atıf Arkan, teşhis için emniyete çağrıldı. Ve cesedin kız kardeşine ait olduğunu teyit etti. Gel dur. Başkomiserim. Maktubu teşhis eden biri geldi. Atıf Arkan. Ölen kızın kardeşi olduğunu söylüyor. Tamam, al içeri. Buyurun. Buyurun lütfen. Oturun. Başınız sağ olsun. Sağ olun komiserim. Atıf Arkan, 28 yaşında. Maktulün abi. Ölen kız kardeşiniz mi sanırım? Evet komiserim. Adı neydi? Çağla. Çağla Arkan. Birlikte mi yaşıyordunuz? Yok, ben evliyim. O yalnız kalıyordu. Söylemiştim ben ona. Herkese güveniyordu. Biliyordum başına bir iş geleceğini. Daha 23 yaşındaydı. Sizin için zor olduğunu biliyorum ama şüphelendiğiniz ya da size bahsettiği birileri var mıydı? Yok, hayır. Nasıl olmuş? Bunu söylemek çok güç.